Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu videoyu izlerseniz gerçekten çok faydalı bilgiler elde edeceksiniz. Ben sizden bir menfaat istemiyorum. Bir menfaat beklemiyorum. Sadece bu videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursunuz. Bu gibi videolar size sunulmuş olur bu kanalda. Lüfer biliyorsunuz, malumunuz İstanbul'da başladı. Kimi alabiliyor aynı merada, kimi alamıyor. İşte burada çok etkili sahteler devreye giriyor, sarım hızı devreye giriyor. Bunları çözebilirseniz herkesten fazla balık alırsınız, güzel av yapmış olursunuz. Onun için bu videoyu izlemiş olursanız bugün güzel bilgiler elde edersiniz. Ben günlerdir balık, yani bir 15-20 gündür tek tük yapıyordu, birkaç gündür hızlandı biraz. Günde 3 tane 4 tane lüfer çıkıyor. Şimdi bütün bilgileri harmanladım. Bugün size o bilgileri sunacağım. Gerçekten değerli bilgiler olacak bu videoda. Dikkatlice lütfen izleyin. Şimdi lüfer bu aralar bütün sahtelere atlıyor. Ama kimi sahteyi gerçekten çok çok daha çok, yani kimi sahteyi daha çok tercih ediyor. Bu bir gerçek yani. Ben bizzat tecrübe ediyorum bunları. Balık alanlara, daha çok balık alanlara soruyorum. Hangi sahte kullanıyorsun? Sarımın nasıldır? Ben kendim de bunu deniyorum. Etkili olursa bu bilgiyi kaydedip size sunuyorum arkadaşlar. Şimdi son 10 gündür şu renkler, şu doğal renkler çok çok güzel iş yapıyor. Doğal ve biraz da yüzüşü olan sahteler. Bu Stike Pro'nun, bunun başka sahtesi vardı. Dün akşam lüfer önümde kaptı. 2-3 takla atıp koparıp götürdü. Çok iri bir lüferdi. Bunu da aynı şekilde birkaç tane aldım. Bak görüyor musunuz? Dün akşam bu hale geldi. Resmen balık neredeyse kırıyordu sahtemi. Şunlar doğal renkler, çok çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bunlar 145 Stike Pro'nun 145 modeli. Ek olması gerekiyor ama tam emin değilim. İnternetten bakınız. 145 diye geçiyor. Bu renkler çok güzel iş yapıyor. Yine şurada bakın, Decathlon'un bir sahtesi var. Bunu bu akşam deneyeceğim yine. Bir de şu bilgiyi vereyim size arkadaşlar. Bu da çok önemli. Mera'da bir arkadaşımız birkaç gündür dehşet balık alıyordu. Çok dehşet balık alıyordu. Sordum sahtesini. Şunun, Savager'ın bu şurada Jerk Minnow diye geçiyor. Bunun 17 gramıyla 17 gram yoktu. Ben 14 gramından bugün gittim, Cengiz'den aldım. Bu bir reklam değildir kesinlikle. Ben ne tanırım ne ederim sahiplerini. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Fiyatları 150 lira civarındaydı. 100 liradan verdiler. İndirim varmış. 14 gram bir sarı aldım, bir gri. Özellikle şu zargana rengi, gümüş rengi çok dehşet iş yapıyor. Yine aynı şekilde şu limonu güzel iş yapıyor. Bak özellikle arkadaşımdan bunu gördüm. İki kişi kullanıyordu benim meranda, tanıdığım kişiler. Özellikle bu renkten, hatta bunun 17 gramının tam sarısı var. Şu sarı gibi sarı, yani kapalı sarı. Çok güzel balık alıyorlardı. Bu biraz da dalarlı bakın. Bu boğaza da gider. Bu biraz da dalarlı. Boğazda da güzel iş yapar. Hem boğazda yapar, hem derin liman yerlerde yapar, hem de durgun yerlerde. Bu iş yapar bu sahte. Bunu da duyurusunu yapalım arkadaşlar. Yine bu sene denediğim sahtem, benim şu Decathlon'dan aldığım sahte yine iş yapıyor. Buna yine balık aldım. Akıntıda özellikle çok güzel balık alıyor. Yine de bunu tekrar etmiş olalım. Bunun fiyatı şu an 110 lira falan olmuş, Decathlon'dan baktım. İmkanınız varsa bir tane alın çantanızda dursun. Özellikle boğaz avcısıysanız, bakın boğaz avcısıysanız bir tane çantanızda dursun. Şundan. Yine bu Fujinlerle bu sene güzel balıklar aldım. Bunlar da Volt modeli ama kötü tarafı gagası ufak. Akıntılı yerlerde güzel yüzmüyor. Çok akıntılı. Boğazlarda
Bu biraz kötü kalıyor. Bir de bakın iki defa kullandım. Boyası patladı gitti yani. Balık da vuruyor. Balık da bu şekilde bu hale geliyor. Balıklar biraz büyük lüferler. Bu şekilde boyasını patlatıyor. Boyasını hiç beğendim. Beğenmedim Volt'un. Ama çok uzağa gidiyor. Transfer sistemi çok güzel. Bildiğiniz 21 gramların iki katı gidiyor. Yani abartısız diyorum. Alırsanız bakarsınız. Gerçekten çok uzağa gidiyor. Balık da alıyor ama biraz akıntıda sıkıntı. Akıntıda yüzmüyor rahat. Bir de en önemli bilgiye geldik arkadaşlar. Sarım. Sarım çok önemli arkadaşlar. Sarım yaparsanız, iyi sarım yaparsanız merada en çok balık almış olursunuz. Bakın bu benim spin makinesi, spin kamışı. Makine görüyor musunuz? 2000'lik bu. Arya, bu okumanın Arya. 2000'lik diyeceksin ki ya kamışta ne işi var LRF makinesinin? Şimdi bunu sorarsınız. Tecrübeli arkadaşlar bunu sorar. 2000 makine olur mu spin'e? Genelde spin'de herkes tabii ki 4000 kullanıyor. Olmadı 3000 kullanıyor ama 2000 kimse kullanmaz. Çünkü sarım devri çok yavaştır. İşte buradan yakalıyoruz. Balık çok yavaş atlıyor. Çok yavaş ölü sarım. Ölü sarıma geliyor. Ben 4000'lik vardı bende. Bakın geçen gün Mera'da lüfer özellikle bu lüfer yavaş atlıyor artık neyse. Çok yavaş ölü sarıma atlıyor. Yavaş yavaş sarıyorsunuz. Ufak bir jel. Bak dur. Yavaş yavaş sar. Dur. Bu. Ya da düz yavaş. Şöyle akıntıdaysan. Bak. Şu. Ya biz genelde böyle yapıyoruz. Hani genelde diyorum. Biz genelde böyle sarıldık. Bir, şu. Şu. Normal sarışımız bu değil mi arkadaşlar? Ya da iki. Bir, iki, üç, dur. Böyle ya da hızlı hızlı sar, dur. Yavaş hızlı. Yani bu şekil biz sarıyoruz normalde. Ama bu balık çok farklı arkadaşlar. Bak. Sarı şu. Bir jel, bekle. Bicer şu ya da şu yavaş yavaş akıntıda şu enteresan bir şey arkadaşlar. Bak makineyi değiştirdim. Emin olun tecrübe ettiğim konu bakın. Kim arkadaşım yanımda 4-5 balık alırken hani ilk günler ben bir tane iki tane alıyordum. Çok kaçırıyordum. Çok kaçırıyordum. Aşırı yani kaçırdıklarımın hepsini alsam emin ol onların iki katı ediyordu. En son yavaş sarımla bu işi çözdüm. Hızlı sarınca balık vurup kaçıyor ama yavaş sarınca yiyor resmen. Yani anlamadım yani her sene bu balığın yüzüşü, avlanması fark ediyor. Bunu deneyin arkadaşlar. Bakın ben sizden bir beklentim yok. Kimseden bir para istemiyorum. Kimseye reklam yapmıyorum. Bak bu markaların ismini veriyorum ama dükkancı kazansın diye değil. Yani dükkancıya karşı da bir kinimiz yok. Tabii ki o da helalinden rızkını kazanıyor. O da kazansın. Ama özellikle gidin Savager olan Cengiz balık kazansın, şu kazansın demiyorum. Yani bu o reklam değil. Ben siz balık alın diye kazanın. Ben kullanmadım sahteyi, balık almadım sahteyi kesinlikle ve kesinlikle burada paylaşmam. Kesinlikle paylaşmam. Bak bu Stipro'yu ben yazın 3 tane uygun fiyata düşürmüştüm. 90 liradan mı ne almıştım? Şu an 200 lira bunun fiyatı. Ben hatta aldığımda ya bunu kullanmam herhalde iş yapmaz falan diyordum. Öylesine denedim patır patır balık alıyor. 2 gün önce 10 tane balık kaçırdım bunlar. 4-5 tane de aldım. Yani beni tanıyanlar bilir belki bu sayfada tanıyanlar vardır. İlla ki var ki arkadaşlarım. Yani ben kullanmadığım ürünü size söylemem. Bak Hayzuko'nun ben kanalda videosu var. Ama kullanmamıştım Hayzuko'yu. Bakın kendi Hayzuko kullanmamıştım. Videosunu yaptım, tanıtımını yaptım. Kamçısı böyle, burnu böyle falan. Ama kullandım. Gerçekten iş yapamadım arkadaşlar. Uzağa gitmiyor. Gagası büyük olduğu için rüzgar tutuyor. Uzağa gitmiyor. Ben buna balık alamadım. Yani işin doğrusunu size söyleyeyim. Kimseye kandırmaya gerek yok. Ama ben bunlarla güzel balık tuttum. Şunlarla güzel balık tuttum. Arkadaşım bununla balığın içinden geçti. Şimdi ben onun için size söylüyorum. Şimdi siz alacaksınız, balık tutamayacaksınız diyeceksiniz. Vay bizi kandırdın. Ürün satmak için yaptın. Vallahi bak Allah adı veriyorum. Benim bu ürünlerle, markalarla
Hiçbir alakam yok. Bak Willy'm var. Willy de videosu var kanalın. Willy var. Decathlon'un var. Fuji'nin var. Savager'ın var. Yani olmayan marka yok. Şu an evimde 5000 liradan 10.000 liraya yakın sahte var şu an. Çuvallarla doldurmuşum yani. İleride yatırım amaçlı belki satarım. Belki de satmam. Hani markanın tanıtımını yapmak için yapmıyorum bunu. Öyle sahteler var bende. Mesela iş yapmadığı için ben size tanıtımını bile yapmıyorum. Tanıtımını yapmıyorum. Niye alacaksınız? Sonra diyeceksin vay bizi kandırdı. Gittik 200 lira verdik sahte. Ben iş yapmayan sahteyi size söylemem. Özellikle iskele işlerine alın kullanın işte. Arkadaşlar vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız sizden bir menfaat kazanmak için değil, bu gibi videoları size iletmek ileride belki şöyle takipçilerimle bir araya gelip bir av yaparız. Bir levrek avına gideriz. Bir lüfer avına gideriz belki. Böyle bir düşüncem var. İnşallah eğer isteğiniz varsa bu videonun altına sorun. Ayrıca Instagram hesabımı koyacağım. Oraya da ulaşan arkadaşlar var zaten soruyorlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı oluruz. Bu arada Mera bilgisi de vereyim arkadaşlar size. Bu da bizden bir şey olsun. Kadıköy iskelesinin içi her tarafı balık yapmaya başladı. Gelip deneyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.